Herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi bugün de Kadıköy'e daha yakından bakmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin ilk afet eğitim ve bilinçlendirme parkına gideceğiz. Kadıköy Rıhtım'dan metroya bineceğim. Kadıköy Sabiha Gökçen metrosu. 6 durak sonra Kozyatağı istasyonunda inip mis gibi havada yürüyüşümü yapıp parkıma ulaşacağım. Geldim. Metro ile Kadıköy-Kozyatağı arası tam 15 dakika sürdü. Kozyatağı metro istasyonundan buraya da yaklaşık 2-3 dakika civarında yürüdüm ve işte buradayım. Hadi o zaman içeri girelim. Türkiye'nin ilk afet eğitim ve bilinçlendirme parkını birlikte görelim. Bakalım içeride bizleri neler bekliyormuş. Hadi. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı, yani kısa adıyla Bak Kadıköy'ü biliyorsunuzdur. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, her büyük doğal afetten sonra onlar orada canla başla can kurtarmaya çalışan muhteşem bir ekip. Bak Kadıköy'ün merkezi de işte burası. Şimdi buraya girer girmez bize hemen sağımızda deprem deneyim odası karşılıyor. Yani bir deprem simülatörü. Depremin nasıl oluştuğu, deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğinin uygulamalı olarak anlatıldığı deprem deneyim odasında deprem simülasyon sistemiyle ülkemizde ve dünyada olmuş bazı hasar verici depremler gerçeğe yakın olarak yansıtılıyor. Düşebilecek eşyalardan korunmak için mobilyaların sabitlenmesinin önemi, deprem sırası ve hemen sonrasında doğalgaz, su ve elektriğin neden ve nasıl kesilmesi gerektiğini tecrübe ettiriyor. Bu odanın hemen yanındaysa interaktif portatif yangın simülasyonu var. Bu alanda da Bak Kadıköy üyeleri tarafından yangın ve çeşitleri, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı gibi konularda uygulamalı eğitim veriliyor. Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda ayrıca bir de 5 boyutlu sinema salonu var. Bu salonda katılımcılara yaklaşık 6 dakika süren eğitim filmiyle ziyaretçilere deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili birçok konu hakkında hayati derecede önemli bilgiler veriliyor. Ayrıca bu parkta çocuklara yönelik de Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri tarafından hazırlanan oyunlar ve etkinlikler de var. Çok sevgili Kadıköylüler, lütfen burayı arayın. Randevu alın ve mutlaka ziyaret edin. Afetler konusunda bilinçlenmek ve farkındalık kazanmak amacıyla birçok etkinliğin ve çeşitli çalışmaların yer aldığı Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı haftanın 7 günü açık. Arayın, randevu alın ve ziyaret etmeyi sakın unutmayın. Randevu ve ayrıntılı bilgi için telefon numarası şuralarda bir yerlerde olmuş olacak. Bugünlük de benden bu kadar diyelim. Bir başka zamanda, bir başka yerde ama daima Kadıköy'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.